Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı 3. olağan kongresinde Bolu İl Başkanı seçilen Burhan Aktaş mazbatasını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçim kurulundan aldı. İYİ Parti Bolu 3. olağan il kongresinde İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı görevine getirilen Burhan Aktaş beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bolu Adliyesi İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Aktaş'a mazbata tesliminde partinin eski il başkanı Ahmet Örnekbaş ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hakan Alpaslan da eşlik etti. Aktaş mazbatasını aldıktan sonra adliye önünde açıklamada bulundu. Yapılan genel kurulda bizi başkanlığa layık gördüler. Bütün İYİ Parti camiasına çok teşekkür ediyorum. 2023'te yapılacak olan seçimlere ilişkin görüşlerini dile getiren Aktaş, durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışacaklarına işaret etti. Bugün de hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımla beraber mazbatamızı aldık. Önümüzde malum bizim için ve ülkemiz için çok önemli olan bir genel seçim var. Bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu seçimlerden liderimiz Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılında partimizi birinci parti yapma adına yola çıkıyoruz. Bugünden itibaren bütün ilçelerimizi, köylerimizi, mahallelerimizi kapı kapı dolaşarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Görevi Aktaş'a devreden İYİ Parti Bolu eski il başkanı Ahmet Örnekbaş da yeni yönetime başarılar dileyerek Genel Başkan Meral Akşener'i başbakan yapacaklarını dile getirdi. Şu an itibariyle resmi olarak Burhan Aktaş ve yönetimi Bolu İl Teşkilatı'nın İl Yönetim Kurulu'nda oluşturuyorlar. Bugünden itibaren az önce de izah ettiği gibi köy köy, mahalle mahalle, ev ev, her yeri, her caddeyi, sokağı, neresi olursa olsun İYİ Parti teşkilatları gezerek, dolaşarak partimizi Bolu'da ve Türkiye'de birinci parti yapmak, Genel Başkanımız Sayın Akşener'i de başbakan yapmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bu kadronun, il, ilçe yönetimlerinin bunu başaracağına inanıyorum. Başka da çare yok. Cumhuriyetin 100. yılında 2. yüzyıla girerken Cumhuriyetimiz demokrasi ve Atatürk ülkelerine inanmış kadroların yönetiminde devam edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla o sene bu sene seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.